Evet, herkese merhabalar. Bugün Ulvi Hocam'la beraber bir tane videonun analiz yapıyoruz değil mi Ulvi Hocam? Yoksa Hocam merhaba. Türkçeleştirmesi mi? Herkes beni tanıyormuş gibi davrandınız da. Evet ya, şimdi bizim kanalın müdavimisiniz zaten. Aynen, yapay zeka evet. Mahlasıyla yazıyorum. Şimdi hocam sağ olsun kırmadı. Ben bir öneride bulunmuştum. Bir İngilizce videoları Türkçe içerikle sunabilir miyiz diye. Birebir aynısı değil ama bir nevi kendimize göre Türkçeleştirmek olarak. Hocam da sağ olsun kırmadı, kabul etti. Bugün burada işte bu konuda bir video seçtik ve bununla ilgili bir yayın yapmayı düşündük. Yani böyle Kürşat Hocam da fikir bizimle benden beraber. çıktı. Bir şey diyecekseniz bana deyin, hocamın bir suçu yok deyin. Konuyu size devredeyim. Estağfurullah. Yani ben zaten aslında bunu uzun zamandır düşünüyorum. Hani birileriyle benimle beraber kod yazsın ya da eğitim versin diye. Hani kanalın ismi de LibreDuo'ya çevirmemin sebebi aslında o. Yani eğitimle ilgili olsun, tamamen eğitimle ilgili olsun. Bu yazılım da olabilir, aslında başka bir şey de olabilir. Her ne kadar bizim kanal çok yavaş büyüse de eğitim anlamında bir şeyler paylaşmak isteyen ya da yaptıklarını paylaşmak isteyen olursa açıkçası ben mutlu olurum. Ha, şeyi O de yüzden ekleyeyim. yani Ben senin... yazılımla ilgili bir yerde de okumadım. Kendim hobi olarak öğrendim. Yani o yüzden söylediklerimi de ona göre değerlendirsin izleyen arkadaşlar. Tamam. Kürşat Hocam, sen bir şey diyecek misin? Ben Ulvi anlattıkça eleştirilerimi yönelteceğim zaten. Şimdi Kürşat bu işin Tamam. ustası olduğu için iş olarak Evet. yapıyor. O yüzden zaten o denetçi konumunda. Yani aranızdaki Evet. herhalde Zaten bu işi yapan kişi benim yani. tek... Ama Doğru. Evet. Daha iyi. Ekmeğini Evet, buradan çıkarıyorum. ikimiz de başka alanlardan ekmeğimizi alıyoruz. Kürşat Hocam yazılımdan kazanıyor. Aslında tek Bu yazılımcı arada aramızda aynen o. Ben de Ulvi gibi yani bu işi okumadım. Hobi olarak başlamıştım. O şekilde devam ediyorum yani. Hobiyi işe dönüştürdü. Öyle diyeyim. Aynen. Evet. Güzel. O zaman başlayalım Ulvi Hocam. Başlayalım. Seçtiğim konu şeydi. Idiomatic Rust adı altında. Idiomatik sadece programlama dillerine özgü bir söylem değil. Idiomatik bir dili idiomatik konuşma şeklinde bir tabir kullanabiliriz. Mesela idiomatik İngilizce, idiomatik İspanyolca gibi. Bunu yani bir dilin kurallarına uymak olarak tanımlayabiliriz. Ama sadece böyle sintaks manasında düşünmeyin. Şöyle söyleyebilirim. Mesela çok yağmur yağıyorsa Türkçe'de ne deniz? Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Şimdi bir İngiliz'de yan yanayız. Ben bu kelimeyi ona aktaracağım. İşte it is raining like pouring a glass of water desem adam hani bardaktan su döküyormuş gibi falan. Şimdi empati yapınca onun açısından ya İngilizce açısından tuhaf görünüyor cümle. Onların diline çevirirsem İngilizce konuşurken ne demem lazım? It is raining cats and dogs demem lazım. Kedi köpek yağıyor. Onların dilinde o mantıklı. Dediğimi yine anlar. Evet. Hani bardaktan su dökmek falan hani ha çok yağıyor falan gibi ama tam karşılığı onlarda kedi köpek yağıyor. Aynı şekilde o bana dese ki Türkçe konuşurken işte kedi köpek yağıyor. Bende bir anlamı yok. O bana bardaktan Evet. boşanırcasına yağıyor demesi lazım Türkçe konuşurken. Programlama dillerinde de bu tür bir yaklaşımlar oluşuyor. Biz bunun rastçasına bakacağız. Burada kastettiğimiz bu. İdiomatik rast dediğimizde bir görevi gerçekleştirmek için diğer dillerden alışkın olduğumuz yöntemleri dayatmak yerine o dilde en uygun, en özgü ve en yaygın yolu kullanmaya çalışacağız. Şimdi bu ders de denmez de sohbet diyeyim ben daha çok. Çünkü ben öğretim eğitmen değilim. Çok beceremeyebilirim o kısmı. Hani sıfır dil bilen adama hitap etmiyor. Onu söyleyelim. Yani buraya hani ben Evet. Rust öğrenmeye geldim diye geliyorsa bir şey öğretmez. Ama nasılmış bu, nasıl yazılıyor gibi bir fikir edinmek istiyorsa o konuda yardımcı olabilir. Onun dışında bu zaten mesela biz şimdiye kadar hocam kanalında birçok bahsetti LibreDuo'da işte şu structure, şu enum'dur, bunlar iterator falan filan. Yani tuğla parçalarını, tahta, çivi bunların hepsini gösterdi. Biz onlardan bugün bir kulübe yapacağız. Basit bir kulübe.
bir kütüphane yazacağız. Bu kütüphanede başkalarının kullanması için en uygun hale getireceğiz. Bunu da en iyi Rastça konuşmaya çalışarak yapacağız. En iyi olamayacağız da bir derece yapmaya çalışacağız. Bunun için şimdi şuradan açayım. İlham aldığımız video bu. Bu videoyu Türkçe'ye çevirmeye çalışacağız. Bu 2018 yılında çekilmiş. Matthias diye okunuyor olabilir. Entler isimli bir turizm şirketinde yazılımcıymış bu vatandaş. Onun sunumundan uyarlayacağız Türkçe'ye. Bu sayfasının linkini koyarız açıklamalara YouTube'da. Buradan etkinlik sayfasına gidilebiliyor bu bağlantıdan. Şu şekilde. Burada da PDF şeklinde slaytlara ulaşabiliyorsunuz. Hatta bunun videosu esnasında bazen slaytlar görünmüyor. O kısımda buralara bakabilirsiniz. Slaytları burada bu şekilde. Şimdi bu arkadaşın bahsettiği bir şey var. Hızlıca geçiyorum buraları. Bir görev uydurdu şu an. Dedi ki bize bir para versinler string slice olarak. Biz bunu parçalarına ayıralım. Mesela 42 lira versin. 42 ve lira olarak biz bunu ayıralım. Hani söz olarak basit de detayına gireceğim. Bunu Rust'ta en uygun şekilde nasıl yaparız? Diyor ki mesela 42 dolar verdi ya da 140 euro verdi. Bunu bu parçalarına nasıl ayıracağız? Bunu şöyle tırnak işareti var düşünün slice şeklinde. Şimdi ben bir şeyimi açayım. Terminalim buradan yeni bir baştan başlayacağız. Yeni bir Rust projesi oluşturuyorum. Pardon. Idiomatic Rust adı altında tretrelip diyerek bunun bir kütüphane olduğunu belirtiyorum. İçine gideceğim. Editörde açıyorum. Bu şekilde oluşturdu. Kendisi bir Libares ekledi. Eğer binary olsaydı binares gelecekti. Bunlar şimdi hocamın kanalı takip edenler için çok basit bir şey ama biz şimdi kodda ilerlerken olay birden yükselecek. Buyurun hocam. Yo, ben diyecek bir şeyim yok. Ama anlarlar ya, çok sorun değil bence. Şimdi eklemek istediğiniz veya demek istediğiniz bir şey varsa Yok. tamam. Dinliyorum hocam sizi. Estağfurullah hocam. Şimdi o zaman ilk kodumuzun ilk şeyini faz 0 diyeyim. Faz 1 diyecektim. Faz 0 algoritmasını oluşturacağız. Bizden ne isteniyor? Bir gelen teksti verilen diyeyim. Verilen teksti para ve para birimine ayır. Nasıl bir şey bu? Şöyle bize 42 lira verecek mesela. Biz bunu 42, rakam 42'ye ve lira, şimdi aynı görünüyorlar ama string olan liraya ayıracağız. Bunu da şimdi rast data tipinde en makul nasıl ayırırız? Bize 42 lira verdi. Diyelim ki eski programımızda alışığız. Biz tuple olarak dönüyoruz verileri. Burada i32 ve dönebiliriz. 42'yi i32 olarak. Lirayı da string olarak dönebiliriz. Değil mi? Algoritmamız bu şekilde. Evet. Daha doğrusu algoritma değil. Hedefimiz bu şekilde. Algoritma şu şekilde. Önce ne yapacağız? Bunu bize verdi. Input olarak bunu aldım. Boşluğundan ayıracağız. Ondan sonra bunu bize bir array mi diyelim, vektör olarak sundu. Array'in ilk elemanını rakama dönüştüreceğiz, i32'ye. İkinci elemanını da string'e dönüştüreceğiz. Sonra da bunu Evet. kütüphanemizi kullanan kişiye, yani bu fonksiyonumuzu çağıran kişiye göndereceğiz. Mantığımız bu şekilde kurduk. Şimdi hiç buraya bakmıyorum. Direkt aşağı indim testlerime. Testlerime dedim ki tam sayı. Bana bir fonksiyon olsun. Parse para. Bu arada parse muhabbeti ile ilgili ön bilgi vermem gerekir mi hocam? Parse, Rust'taki yani parse eğer fonksiyonu ile ilgili. kısa olsa iyi olur, çünkü buraya gelip bunu izleyenler az çok parsenin ne olduğunu bilirler yani, ama Aynen. yine de önden Sözlü bir olarak bilgi söyleyeyim. verirseniz. Parse STR'lerde herhangi bir string slice'tan diğer bir tipe dönüştürmek için kullandığımız fonksiyon. Sadece STR üstünden çağrılabiliyor. Onları kimisi Rust kendi type'ları için kendisi tarif etmiş. Şöyle onun
ne denir? O trait'i kendisi implement etmiş zaten bazıları için. Kendimiz type oluşturursak da biz belirliyoruz nasıl dönüştüreceğini. Devamında detayına gireceğiz. Şimdi hatta Rust'ın özelliğinden birisi Rust'ın kendi kaynak kodlarını inceleyerek biz oluşturacağımız kodu şekillendireceğiz. Şimdi parse para diyeceğim. Bize ne verecek? 42 lira. Fonksiyonumuza bunu verecek. Geriye ne dönmesini istiyorduk? Şu şekilde i32 Cedric. O zaman bize şurada şöyle result'ı ben şu tarafa yazmayı seviyorum. 42 ve lira. Şuraya da toString deyim. Çünkü string türünde. Bir fonksiyon dönecek. Şimdi şurayı kapatalım. Şu tarafla işimiz yok. Parse para fonksiyonu yok diyor bize. Cannot find. Tamam, oluşturalım. Şu an önce testimi yazdım bakın. Bu test driven ne deniyor ona? TTD, test driven development deniyor. Fonksiyonumu tamam. Parse para olacak. Bu bir input alacak. Input ne türünde? Yazamıyorum. TTD değil mi? String slice türünde. Döneceğimiz birimi zaten buraya yazmıştık. Bu türde döneceğiz. Şimdi şu an fonksiyonumuzu yazdık. Hatta testimi de yapayım. Nasıl yapıyoruz? Cargo test. Failed dedi haliyle. Niye failed? Not implemented diyor. Not yet implemented. To do halinde. Tamam, implement edelim. Şimdi input'u bize vermişti. Input'u parçalara ayıracaktık önce. Şunu verdi bize değil mi? 42 lirayı verdi. Bunu parçalara ayıracağız. Let parçalar eşittir input. Boşluklardan ayıracağımız için split white white space. Aynen, white space diyeceğiz. Nokta collect çekeceğiz. Bize bir vektör oluşturacak. Ama bize yakındı yine. Ne dedi? Ya collect edeceğim ama type annotation needed. Yani neye collect edeceğim dedi. Onu verelim. String slice'lardan oluşan bir vektöre collect edeceksin. Şimdi bunu şöyle bir şeye ayırdı. Nasıl diyelim? Şöyle 42 ve liraya dönüştürdü. Şimdi buradan sonra sıfırıncı element bizim miktarımız. Let miktar. Şu an üstün körü yazıyoruz diyelim. Hani şey olarak değil de tam rastça yazmıyoruz. Sintaksça evet. Rast. Ama tarzca çok rast değil. Evet. Şimdi miktar diyelim, ne diyelim? Parçalar 0 nokta. Şimdi parse fonksiyonu demiştim. Parçalar 0, şöyle bir set 42 olan string slice. Onu parse edeceğiz. Neye parse edeceğiz? TurboFish diye bir şey var rastta. i32'ye parse edeceğiz. Ondan sonra ama şimdi bu parse ederken fail etme ihtimali var. Bize dedi ki ben bunu direkt değeri vermem. Bir result kutusunda dönerim. O kutu içinde açarsan, özür dilerim sürekli şey çıkıyor. Senin istediğin değer de çıkabilir, hata da çıkabilir. O zaman hata var mı diye bir kontrol edelim. If miktar is error. Bu arada bu kısımları hani o İngilizce videodan da takip edebiliriz. Yani çoğu kısım aynı. Bazı yerler, mesela bu test evet. kısmı vesaire, orada kopuyoruz onlardan. Onları biz ekledik burada. Onunkinden daha da şey olacak. Çünkü onun yazdığı bazı kodlar şu an deprecated. Onu biz güncel Rust koduna göre yazacağız. Şimdi hataysa, tamam. Hataysa early return yapacağız. Tamam, yapalım. Ama pardon, return biz return tipini sabit belirledik burada. Nasıl olur o zaman? Eski alışkın olduğumuz ya da C'den geliyorsak falan. -1 değil mi? Eksi negatif değer hata dönüyor. İşte geçersiz. Nokta into diyeyim. Dedik. Miktarı hani hatalı kısmını early return yaptık eğer hata varsa. Şimdi para birimi kaldı. Net para birimi diyeyim. O da ikinci kısım zaten string slice'dan string'e dönüşme bildiğim kadarıyla infallible. Bilmiyorum da hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yani kesin dönüştürebiliyor. Nasıl? Hani fail etme şansı yok. String slice'dan evet. string'e dönüştürme. O yüzden zaten onda direkt parçalar 1. 1. Nokta toString deyin buna da. Sonra da bunları döneceğiz. Miktar
Miktar şu an kutunun içinde. Kutuyu bir açacağız unwrap'la. İçindekini dön. Zaten güvenle unwrap'la açıyoruz. Çünkü burada hata varsa zaten Çünkü early return yaptık. evet. Geriye hatasız kısım kaldı. O yüzden kutuyu orada açabiliriz. Burada da para birimi. Ha, şuraya şey koymayı unutmuşum. Ha, buna da şimdi hatta şimdilik şöyle yazayım return diye. Zaten şikayet edecek de şimdi alıştığımız dillerde return yazıyoruz ya o yüzden yazdım. Evet. Ha, şimdi kargo testimi tekrar yapayım. Oo, testim geçti. Şu an hani bir tam sayı verdiğinde testim geçiyor. Ama bir de doc test yaptı. Saygı Hayırlı olsun. Oo, bravo, rast yazdık. Syntax olarak çok doğru bir kod. Hadi patrona yolla bunu kullansın. De şeye eklesinler. Ama Rust açısından çok daha geliştirilebilir bir kod şu anki. Çünkü parça parça rastlaştırmaya başlayalım bunu. Daha da Rust diline dönsün. Şimdi return'e gerek yok. Son şeyde eğer son satırsa noktalı virgül koymazsak otomatik return ediyor. Tamam. Bu eksi bir geçersiz sıkıntılı bir return. Çünkü eksi negatif para da olabiliyor. Mesela şimdi şu testimi kopyalayacağım. Diyeceğim ki eksi 42 lira. O da eksi 42 lira dönecek. Test isim bu pozitif olsun. Bu da negatif tam sayı olsun. Testlerimi yapayım. Evet, geçirdik. negatif tam sayı geçiyor. Yani o zaman bu da buna da para birimi diyecek. Deneyelim. Eksi 1. Geçersiz diyeyim. Bunu eksi bir geçersiz bir geçersiz diye para birimi çıksa yani bizim kütüphane ayvayı yedi. Geçersiz diyeyim fonksiyona da. Testimi yapayım. Şimdi doc testi her seferinde göstersin istemiyorum çünkü henüz bir doc test yazmadık. Sadece lib testlerini göstersin diye tire tire lib yazdım. Geçersiz de geçiyor. Halbuki bunun paniklemesi lazım. Böyle bir para yok. Evet. Devam edelim. Şimdi bu testimizi bizim ileride düzeltmemiz lazım. Bunu şimdilik bir kayda almıyorum. Yorumladım. O zaman biz burada bu eksi bir geçersiz diye bir şey dönemeyiz. Yani bu bizim hata şeyine aykırı. Patlasa daha iyi Evet. programımız. Çünkü sessizce geçiyor. Eksi bir geçersiz diye bir para çıkarıyor bize. Tüm sistemimizi alt üst edebilir. Onu sildim. Biz o zaman burada biz şeyimizi programımızı yani crash etsin ama hatalı veri dönmesin şekline dönüştürdük. Şimdi biraz daha rastlaştı şu an. Yani daha güvenli hale geldi. Şimdi devam edeceğiz. Şu an kodumu değiştirdim. Testimi yenilemiyorum. Hani yine geçecek. Burada bir şeyler daha yapabiliriz. Şöyle ki burada i32 parse edeceğini açık açık vermiştim ama şu an vermeme gerek yok. Şu onu siliyorum. Neden? Bakın hata vermedi. Çünkü bu miktarı gönderdiğim yere bakıyor. Ha buraya dönmüşüm. Return türüne i32. Buradan da buraya infer ediyor. O tipi tespit edebiliyor. Buna infer etmek deniyor. Aynı Evet. şekilde şurada direkt para birimini git string'e çevir demek yerine into diyebilirim. Info. Evet. Into deyince into neye into? Para birimi burada. Ha, string'e into. Tamam. Parçalar bir neydi? Parçalar bir string slice'tı. String slice'tan string'e into. Rust bunu nasıl yapacağını biliyor. Yaptı. Şu an kodumuz biraz daha rastlaştı. Şu an faz 1'i tamamladık hocam. Nasıl gidiyoruz bilmiyorum. Faydalı mı? Şey Değil. mi? Faydalı. Peki burada başka sorun var mı? Başka Mesela. sorun? Şu an daha da ilerletmemiz lazım bunu. Sorun derken Evet, yani tamam. verebilirsin bunu ama Bana en ufak hatanı çalışır yani. verdiğinde şöyle bir şey kütüphaneyi kullanan kişiye bir fırsat vermedik. Mesela para ayırıcı diye bir kütüphane olsun bu. Adam bunu kullanırken yanlış bir şey verdiğinde patlayacak. Halbuki onu biz o imkanı ona vermemiz lazımdı. Çok güzel konuya değindiniz çünkü faz 2 onunla ilgili. Bu patlamasın ya program crash etmesin. Bu Evet. kararı kütüphanemizi kullanan kişiye versin. O yüzden hani bize burada kutu dönüyordu Evet. ya. Biz o kutuyu yani Evet. parse bize bir result kutusu dönüyordu. Bu kutuyu biz kullanıcıya verelim.
O değerlendirsin. Kütüphaneyi kullanan karar versin hata dönerse. Tamam. O zaman Evet. şöyle bir şey. Şunu göstereyim önce. Şuraya. Pardon. Tekrar i32 yazacağım. Çünkü bir şey göstermek istiyorum. Unwrap'ı bir sildim. Şimdi bu i32'ye dönüştürürken hata olursa parse int error dönüyormuş. O zaman ben burada kutumun veri tipi aynı kalıyor. Hata tipi parse int error vereceğim. Şurada. Tamam. Otomatik kendisi import etti. Şunu geri buradan sileyim. O zaman şu an ne yapabiliyorum? Biraz daha rastlaşacağız. Soru işaretiyle buradaki Evet. Hatayı yukarıya propagate edebiliyorum. Şu an daha bize kızıyor. Onu açıklayacağım. Kutu türünde döndüğümüz için sen diyor sonucu da kutu içine koymalısın. O zaman bunu OK içine alacağız. Tamamdır. Tamam. Şimdi result oldu. Result oldu. Kendisi i32 olduğunu tespit edebildi. Buna error propagation deniyor Rust'ta. Şu an biraz daha iyice şeye doğru girmeye başladık Rust'ın meselelerine. Evet. Çok güzel. Kodumuz çalışıyor. Al patrona al diyebiliriz. Ama ne yapabilirler? Şuraya bir test edelim. Şunu şimdilik siliyorum. Şöyle bir şey yapabilir. Alır. Der ki 42.1 lira. Hadi bakalım. Ondalık diyeyim. Yani ondalık sayı verir bizim kütüphaneye gönderirken. Evet. Şimdi ondalık sayı veriyor. Bunda negatif ondalık olsun. Ha, bu arada şeylerimiz kırmızı yanmaya başladı. Neden? Buradaki döndüğümüz tipleri de kutuya koymamız lazım. Oh. Okey. Result olması lazım o da. Heh, result türüne. Aynen. Kutuya koymamız lazım. Biraz böyle hani size çocuklar anlatır gibi anlatıyor. Hani result olması lazım. Doğru. Result'a dönüştürdük. Şu an şimdi tekrar testimi çalıştırıyorum. Fail etti. Negatif ondalık ve pozitif ondalık. Niye? Çünkü bunu invalid digit dedi. Şeye çevirmeyi bilemedi. Float'a çevirmeyi bilemedi. Peki o zaman biz şey yapsak, ya float'ı daha doğrusu integer'e çevirmeyi bilemedi. Yani 42.1 42'ye dönüşürken veri kaybetmeden dönüşemiyor. Bu nokta 1'i kaybolur. O zaman bu bizim istemediğimiz bir durum. Hatalı bir durum. Rust zaten buna izin vermiyor. Ama 42'yi 42.0 şeklinde ifade edebilirim. Yani şurada bana 42 verse bunu 42.0 desem hiçbir kaybım yok. O nedenle o zaman ben döndüğüm tipi float'a dönüştürebilirim. Yani bana istediğini versin. İster float versin, ister integer mi diyeyim versin. Biz ona float kullanalım. O zaman şurada istediğimiz tipi ben F64 diyeceğim. Rust'ın default şey tipi. Float tipi. Float tipi. F64 versin. Tamam. Şimdi yakınmalar başladı. Burada F64'e dönüştürmek isterken diyor. Sen diyor parseInt error bekliyorsun. O zaman bu da parseFloat error olacak. Tamam, testlerimizi yapalım. Fail oldu. Nerede? Negatif ondalık, pozitif ondalık. Ha, sıfır yazmışım ya. Şunlar bir olacak. Ondalık olduğu için bir diye yazdıydım. Heh, tamam. Şimdi geçmesi lazım. Aynen. Testlerimizi geçiyor. Yani şu an kütüphanemiz bir kademe atladı. Artık ondalık sayıyla da çalışıyor ve hatayla ilgilenme kısmını bu fonksiyonumuzu çağıran kişiye bırakıyor. Şimdi böyle de bırakabiliriz ama biraz daha mı rastlaşsak acaba? İstersek burada native içinde olan error yerine kendi error'umuzu dönebiliriz. O aşamaya girmeden önce hocam sizin eklemek istediğiniz veya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yo, ben dinliyorum şu anda. Bana göre gayet güzel. Yani float ya da int yazımda da bir problem görmüyorum. Ama ben pek fazla yani rast mesela demek mevcut halini kabul düğünde ediyorsunuz. Zaten şey değil. Sintaks olarak hata yok. Evet. Daha iyi. Kürşat'ın görüşlerini soralım. Kürşat Bey, sizin.
Yani mesela burada sen girmek istediğin ne şu an parse float error'ı kendi error tipimize göre dönüştürmek istiyorsun. Şimdiki adımında kendi türlerimizi, hata türlerimizi oluşturmak Evet, istiyorsun, değil mi? daha Yani açıklayıcı. Hani anlatmak istediğin float şey o. olamadı falan filan gibi değil de. Mesela parse float'ı Tamam. şimdi kendi error'umuzu oluşturmadan önce ya bu işi Rust nasıl yapmış? Ona bir gidelim. Kontrol klikle bu Rust'ın kendi kaynak kodunun içindeyiz şu anda. Bu parse float error'ı yazan bir public struct oluşturmuş. İçine kind demiş. Float error kind demiş onunla da. Error kind da bir enum burada hemen. Ona da empty ve invalid iki türü varmış işte. Bunlar benim oluşturduğum parser'da anlamlı şey değil. Mesela işte şimdi yapacağız kendi error'umuzu iyice geliştirince de. Bunlar float'ın mevzuları ile ilgili. Parayı ayrıştırma ile ilgili bir dönüşümler değil yani. Float'a özel şeyler. O zaman biz buradan ilham alarak kendi şeyimizi oluşturalım. Kendi hatamızı oluşturalım. Hemen geçelim oluşturmaya. Ben burada parse float error yerine para error dönmek istiyorum. Kendi error'um. Para error yok diyor şu anda. Kızıyor bize. Tamam oluşturalım. Pub struct para error. Error'a bir tür verelim. Bu arada bu videodaki adamın yaptığı gibi değil. Biz Rust'ın yaptığı gibi yapıyoruz ama Rust'ın yaptığı gibi de yapmayacağız. Çünkü biraz aşağı indiğimizde deprecated code Rust'ın kendisi de kullanmış. Hello deprecated diyor. Biz en güncel haliyle yazacağız. Rust'ın kendisinden bile güncel yazacağız. Buraya para error kind diyeyim. Bir de enum oluşturacağız tabii. Türleri belirtmek için. Enum para error kind. Oops, özür. Parse error diyeyim şimdilik. Bu arada bazı trait'ler implement etmiş. Onu açık açık etmemiş. Drive diyerek yapmış şu şekilde. Biz de yapalım. Drive diyelim. Debug zaten otomatik geldi. Clone verelim. Eşitliklerin testi için de partial equal ve equal verelim. Bize kızıyor. Niye kızıyor compiler? Çünkü diyor ki para error kind'da bunlar yok. Kendi içinde de clone yoksa bu clone yoksa tümünü nasıl klonlayacak? O yüzden buna da aynısını veriyoruz ve şu an yakınma geçti. Bu struct'ımızı oluşturduk ama bunun bir error olduğunu tanıtmamız lazım. Rust'ta davranışlar trait'lerle veriliyor. Bunu da error trait'ini error ama hangisi? std fmt error. Hatta onu bir yazmadan şöyle bir yazayım. Para error'a error implement edeceğiz. Şimdi kaydettim. Bu hata verdi. Ne diyor? Import et. Error'u scope'da bulamadım. Import edelim. Import error. Diyor ki std error error var. fmt error var. io error var. Biz error error'u kullanacağız. fmt ve io error bunun üstüne aynı biz nasıl para error yazdık. Bunlar da onun aynısı gibi bir şey. Esas özünde hepsi bu trait'ten ne denir? Drive ediyor mu denir hocam? O şekilde. Şimdi bize dediği hata değişti. Diyor ki display yok diyor. Onu yapmadan önce error'un kendisini şey yapalım. Error'u en güncel hali source şeklinde veriyoruz. O description falan kullanmışlar bunlar. Bu artık kullanılmıyor. En güncel hali source. Source'da da ne istiyor source fonksiyonu dönüş olarak? Bir option. Sum. Ve kendisini vereyim. Şu an display istiyor. Display'i de verelim. Display'de bir data türünün kendisini nasıl göstereceğini belirtiyor. Ne denir? Tanıtıyor mu denir? std fmt display'i kullanacağız. Para error. Şimdi control space'e bastığımda bana zaten fonksiyonu öneriyor. Seçtim oradan. Bunu ben kafadan yazamam zaten hocam. Buradan hani compiler'dan yardım alıyoruz. Şimdi Display'de bir text dönmemiz lazım ama result türünde. Bunu kendi makrolarla yapabiliyoruz. Şöyle yapacağım. Match diyeceğim. Self.kind. Kind'ın türümüz vardı ya türe göre şurada. Türe göre match yap. Eğer gelen para error kind parse error'sa write makrosunu kullanıyorum. Formatter'a ne yaz? Para
Ayrıştırma hatası. Şu an hani şey olmayacak hatamız. Float bilmem ne olmadı falan değil. Para ayrıştırılamadı olacak hatamız artık. Peki şimdi bir mesele daha var. Hala kırmızı yanıyor. Neden yanıyor? Çünkü diyor ki parse float error burada float'a dönüştürmek yani şu 42'yi F64'e dönüştürmek float error dönüyor. Ama sen burada para error döndürüyorsun. Bu hatayı buna dönüştürmenin yolunu bana öğretmen lazım diyor. Yapalım, öğretelim. Bir trade daha var Rust'ta. From. Error, para error. Şöyle biraz yukarıya alayım. Control Space'e bastığımda zaten from fonksiyonu geldi. Value ile ilgilenmiyorum. Invalid veya şey vardı seçeneklerde hani. Empty empty. Onlar beni ilgilendirmiyor. Sen bunu float'a dönüştüremedin. O zaman para error kind, para error kind, parse error dön diyorum. Şu an hatalar giderildi. Açıyorum şeyi. Testimi tekrar bayağı bir kod değiştirdim. Testimi yapıyorum. Hepsinden geçti. Sıfır. Bu yazdı, bir sürü kod yazdık ama bunlar Rust'ın bu zero abstraction dedikleri sıfır maliyetli bir abstraction elde ettik. Bunları yazdığımız için kodumuz şişmedi etmedi ama daha kullanılabilir hale geldi. Artık hani parayla ilgili iş yaptığı için dönen hata da paraya göre. Şu an faz 4'ü de tamamladık hocam. Başka sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir sonraki faza geçeyim mi? Ya da sıkıcı mı gidiyoruz? Nasıl yapıyoruz? Error kısmında ben belki fark etmişsinizdir. Hiç error kullanmıyorum açıkçası. Hatta hiç o soru işaretini de kullanmıyorum. Bunun da sebebi bu implementasyonları yapmamam açıkçası. Çok fazla kullanmıyorum implementasyonları. O yüzden benim mesela kodum biraz şişik olur genelde. Hani en sonda yaparım diye başlıyorum ama yapmıyorum hiç. Onunla uğraşmak yerine Unwrap, yani direkt kodu yaz geç modunda takıldığım için genelde direkt kodu yazıp geçiyorum. Sonra diyorum düzenlerim biraz daha şekilli şokullu yaparım diye ama genelde boş veriyorum. Burada da o yüzden mesela şeyi error için implementasyonları neden kullanmamız gerekir ve buradaki o parse var ya. Bu parse nasıl otomatikmen mesela bu soru işaretini gördü? Normalde o soru işaretinin çalışması şu şekilde oluyor. Parsenin bir return değeri vardır. Result'tan türetilen bir return değeri var. Eğer diyor hata verirsem ben diyor result'a bunu gönderirim. Return ederim. Hatayı return ederim mesela. Ama parsenin kendi hatasını mesela buna return ediyor. Değil mi? Aynen konu o. Ama biz Parsenin burada kendi mesela hatası şöyle. Parsenin neyi dönüştürdüğüne göre döndüğü error değişiyor. Parse evet, diyebilmek burada için bir mesela şey. F65. Aynen. Hemen açıyoruz hocam burada. Parse float error burada. Kendi implementation'ı. Biraz Evet. yukarıya çıkacağım. Şurada bir makro tanımlamış. Bu makroyu bir küçülttüm. Bir makro tanımlamış ve 32 ile 64'e vermiş. Şimdi biz F64'e dönüştürüyoruz. Bu makro yüzünden herhangi bir string slice'ta parse fonksiyonunu çağırabiliyoruz. Nasıl çağırabiliyoruz? Makroyu açıyorum. Yavaşça indim. Diyor ki from str implement etmiş hocam. İşte böyle. From str implement edildiyse bir string slice'tan kendi türüne onu da şöyle t ile almış. T de bir type türüydü demiş makroda. Çok makro Evet. bilmiyorum da buna incelediğim için şu an biliyorum. From str fallible yani hata verebilir bir fonksiyon mu diyeyim trait. O yüzden onun içinde Evet. kendin bir error type'ı belirlemen gerekiyor. Onu da şu aşağıdaki tanımladığı şu parse float error'u vermiş buraya dikkat ederseniz. Evet. Hata olursa bunu dön demiş. Yani parse'ın neyi döneceğini bilmesi bu trait'in implement edildiğinden dolayı. Bu trait'i implement eden herkes bu error tipini vermek zorunda. Int'e mi implement ediyorsun? O zaman diyecek ki parse int error diye buraya yazacak. Hangi hatayı döneceğini. Bence Yani hocam evet. başka bir şey sordu orada sana. Ama Ama hayır bunu dedi. yok Soru şimdi şöyle işaretiyle. burada Onu parse dedi ya. Yok tamam burada parse normalde parse float error dönüyordu.
Nasıl senin para error'ına dönüştü diye Bunu da sordu. from'la verdi ki. Aşağıda implement, aynen. Implement ettiği için, yani dönüştürdüğü için. Bunu mu sorduydunuz sorduğu hocam? Sorduğu buydu bana. Evet, evet. Yani şimdi düşündüğüm zaman birinin kafası nerede karışabilir diye. Parse float error türetiyor mesela bizim fonksiyonda. Evet, evet. Evet. O soru işareti de aslında return ediyor. Parse float error return ediyor. Parse'nin evet, fonksiyonunda olursa normal buraya şartlarda. O hatayı gönderiyor. Ama float'ın hatasını aslında, gönderiyor. Evet ama aslında parse float error'u değil de bu aşağıda senin gösterdiğin o from'dan yine gelen float şeyi error'u türetiyor. Float error'u dönüyor ama Rust takılı bizim olduğu onu için. Söylediğimiz şekilde dönüyor. Aynen biz ona öğrettik. Float error gelirse bak şöyle para şu türde bir para error dönebilirsin dedik ona. Evet. O şimdi biliyor tamam. Kendini ona şimdi dönüştürmeyi. Otomatikmen işte parse from'dan o error türünü alabiliyor artık. Alabiliyor. Dolayısıyla aynen. Soru işareti çalışabiliyor. Çalışabiliyor. Tamam. Aynen öyle. Şimdi para error'umuzu yazdık. Şöyle de bir durum var. Şimdi biz her şey güllük gülistanlı. Kütüphaneyi kullanan her şeyi kuralına göre kullanacak sanıyoruz da. Şöyle bir kopyalayayım. Yeni bir test yazdım. Pardon. Eksik para birimi diyeyim. Ya da şöyle tek öğe diyeyim. Tek öğe yolluyoruz. Adam sadece 42'yi yollamış bana. 42 yazmış yollamış. Hiçbir şey yok başka. Şunları sileyim. Bir şeyle denkleştirmeyeceğim. Sadece fonksiyonumuzu çağıracağım. Nokta unwrap diye. Testimizi yapalım. Haliyle doğal olarak patladı. Ama bize bir hata verdi. Tek öğede fail etmişiz. Evet. Neymiş o? Index out of bounds. Len is 1. Len is 1, but index is 1. Ne bu? Yani bir hata döndü ama böyle evet, işin geekiysen bilirsin yazdığı gibi yok. Falan. Index out of bound muhabbeti zaten. Direkt buraya açık açık yazmış da. Array'de senin erişebileceğinden öte bir indeksi talep etmişsin. Onu kastediyor. Nerede oldu bu hata? Bu hata şurada oldu. Parçalar 1'i talep ettik ama bir tane yolladığımız için şu yaptı. Parçalar 1'i isterken index out of bound hatası oldu. O zaman biz kodumuzu biraz daha güvenli hale getirmemiz lazım. Çünkü tek öğe de verebilir, çok öğe de verebilir. Şuraya diyelim ki if parçalar.len şöyle yazalım hatta 2 not eşittir parçalar.len burada bir error döneceğiz. Yes. Bizimkiler. Şimdi buralara tabi noktalı virgül koymadığım için bu if'te ana indent'te olduğu için denir ne denir? Hata varsa yani 2'den kısaysa bunu dönecek. Yani 2 değilse hata dönecek. 1, 3, 0 öve verdiyse hata evet. Dönecek. Onun dışında kodumuzu çalıştıracak. O zaman şimdi tekrar hatamıza bakıyoruz. Testimi çalıştırdım. Hata döndü. Bu sefer para error, kind, parse error dedi. Güzel. Hata artık hata dönüyor. Anladığımız gibi index, bound, mount bir şey demiyor yani. Parayla ilgili bir hata. Parayı ayrıştıramadım falan filan diyor. Güzel. Ama burada benim iki çeşit hatam var. Bir sonraki faza geçiyorum hocam şu an şimdi. Bu da aşamalardan bir tanesiydi. Burada iki tane ö olmaması da parse error. Float'tan dönüştürememesi de parse error. Benim bu hataları ayrıştırmam gerekiyor. Aynen öyle hocam. O yüzden bana eğer yanlış formatta yani 1 ö, 0 ö, 3 ö, yani 2 ö haricinde bir şey verirse format hatası diyeceğim buna. Format hatası. Eğer şey hatasıysa miktarı ayrıştıramıyorsa normal dümdüz miktar diyeceğim. Tamam. Şimdi talebimizi yerleştirdik.
compiler'ın bize dediği yerleri düzeltmeye başlayacağız. Şimdi bu parse error değil, artık ne error? Formatting error. Buna da daha değişik bir şey yazalım. Miktar ve para birimi şeklinde verin. Örnek 42 lira diyeyim. Bu satırı kopyalayalım. Şöyle sona gidelim. Ha, virgülü koymuş zaten, tamam. Buna da miktar demiştik. Miktar, direkt hani miktardan kaynaklı olduğu için miktar ayrıştırma hatası diyebilirim. Burada tamam. Şimdi enum'da exhaustive olmak zorunda olduğu için hepsini yazmak zorundayız. Şimdi parse error'u sildik. Bu değişti. Ne oldu bu? Float'tan dönüştürülmek isterken bizde miktar hatası verecek artık. Miktar hatası. Evet. Diğer kısımda şuradaki kırmızıya gidiyorum. Eğer parçalar istediğimiz türde değilse formatting error'u verecek. Hemen testlerimi yapıyorum. Şu an kırmızılık kalmadı. Evet, şu an bize formatting hatası veriyor. Format hatalı. Tek öğe vermişsin, format hatası. Güzel. Bunu şimdi kopyalıyorum hocam. Bunlar dediğim gibi adamın videoda yok. Bunları biz ekledik buna. Böyle kendi baharatımız. Evet. Mehmet Şef'in özel tarifi falan. Hocam şimdi bu testimize diyoruz ki should fail, should panic diyoruz. Bu test bir kere batmalı. Bu şimdi kod düzgün çalışır. Tek testi çalıştırdım. Should panic, okay diyor. Yani evet, panikliyor diyor. Ama şu an hatalarımı ayrıştırdığım için bunun benim istediğim türde paniklemesini istiyorum. O zaman diyorum ki buraya expected dönen hatanın içinde bildiğin hani şey çağırıyorduk ya hocam, contains, mesela bir karakteri contains diye arıyoruz string'in içinde. Evet. Aynı onu arıyor. Burada verdiğimiz string slice'ı dönen hatanın içinde arıyor. İçeriyorsa tamam diyor. O yüzden tamam. O şeye unik bir şey koyabilirsek, bir parçasını koydum sadece zaten. Tamamını koymadım. Bulursa onu tamam diyor. Aynı şekilde hatalarımı biraz genişleteyim ya. Çok pardon, özür dilerim. Çok öğe de koyayım. Çok öğe koyayım. 42 lira dolar diyeyim. Öyle. Tamam, bu da format hatası. Ondan sonra başka ne olabilir? Şimdi format, bir de miktar hatası koyalım hocam. Miktar hatası da miktar şeklinde panik etmesi lazım. Miktara da şey desin. 42 A lira diyeyim mesela. Yani bunu bir float'a dönüştüremez. İçinde harf geçiyor. O zaman şu da, bakın bunu böyle bırakacağım. Şuna da miktar, hatalı miktar diyeyim. Testin adına. Temizledim. Testimi çalıştırıyorum. Failed dedi. Altısı geçmiş, bir tanesi failed. Failed olan panik olmasına, panik oldu. Should panic var. Evet. Panik oldu. Ama bizim istediğimiz türde olmadı. İstediğimiz gibi olmadı. Yani biz ondan miktar türünde bekliyorduk. Nerede? O formatting türünde geldi. Biz bunu miktar yaptığımız zaman istediğimiz hatayı verecek. İstediğimiz hatayı alıyoruz. Testlerimizin 7'si de geçti. Ah, biraz nefesim, bir yudum su içiyorum hocam. Valla ben az önce evde iş yapmaya çıktım. O ara yoktum. Bir 5 dakika yoktum ben aslında. Sıkıntı yok. Açtım hocam. Yani derse. Fark ettik, fark ettik. Şimdi hangi aşamaya gelelim? Şimdi kendi error'umuzu dönüyorsak kendi para birimimizde dönebiliriz değil mi hocam? Artık işin zirvesine gelmeye başladık. O zaman ben result'ta ben para döneceğim ya. Burada para dönecek veya para hatası dönecek. Hadi onu yapalım. Şimdi şu kısımlar error. Diyeceğiz ki bir struct'ım olsun. Hatta bu public olsun. Para diye bir struct. İçinde miktar olacak değil mi? Miktarımız F64'tü. Bir de para birimi olacak. Şöyle yukarı alayım. Para birimi diyeyim. Bu da para birimi enumundan bir şey olsun. Bu enumu daha tanımlamadım. Şimdi tanımlayacağım. Bu da public bir enum olsun.
Para birimi. Hangi para birimler olur? Lira olur. Dolar olur bir şimdilik. Euro alalım bir de. Şimdi ben bu data tiplerime bazı trade'ler implement etmek istiyorum. Öncelikle debug'ı istiyorum print etmek için. Ondan sonra klon isterim. Şimdi ha şunu örnek göstereceğim. Kürşat kızacak gerçi bana. Şimdi bakın şunu da yine aşağıya da vereceğim. Fuat bize şey yaptı, kızdı. Neden kızıyor? Diyor ki equal yok. İşte Fuat'ı bu yasal uyarı kesinlikle bir kod yaparken yani parayla ilgili bir şey yazarken tip olarak Fuat kullanılmaz. Yani bankalar, munkalar bir şeyler Fuat kullanmaz para birimi olarak. Yani kesin bilgi olmamakla birlikte mesela Google cent kullanıyormuş. Yani paranın tamamını cent olarak depoluyor. Bize gösterirken işte şu kadar dolar, şu kadar cent gibi gösteriyor. Yani float olarak, ondalıklı sayı olarak tutulmuyor. Çünkü eşitliğini garanti edemiyoruz. Zaten o yüzden şu trade'i sileceğiz. Parçalı eşitlik de nedir? Para biriminin eşitliğini garanti edebiliriz. Yani lira eşittir, lirayı kontrol edebiliyoruz. Orada sorun yok. Hatta ben bir de default vermeyi de seviyorum. Default'u da verelim. Bu bize kızdı, ne dedi? Hangisinin default olduğunu ben bilmiyorum dedi. Onun da default'unu diyelim ki lira default para birimi olsun. Tamam. Şimdi evet, hatalarımız attı. Bu bir para değil diyor mesela şu anda bize. Burayı da güzelleştirebiliriz. Direkt iki eşit değildir yerine. Daha güzel bir sintaksa birazdan geçeceğiz. Şöyle yapalım. Para dönmek için tiplerimize fonksiyon implement etmek için impl sadece hani bir şey from murom demeden direkt impl diyerek şey yapabiliyoruz. Bu public bir fonksiyon olsun. Public fonksiyon diye. Ne dönecek? Para türünde bir şey dönecek. Ben burada şimdi videodaki adam şey dönmüş. Burada değer falan almış. New ben hani Evet. şey türünde, string tarzında çok seviyorum. New dediğin zaman hata verebilecek şekilde olmamalı. Öyle bir parametre alıp şeklinde. New onun bana en saf halini o datanın bana ver demek. O yüzden ben burada daha çok self default'u dönüyorum. Burada ben from parse diye bir fonksiyon oluşturacağım. Bu miktar alacak. F64. Ve para birimi alacak. Para birimi türünde. Bize tabii ki de para dönecek. Miktar para birimi. Rasta miktar diye tekrar yazmama gerek yok. En son K ile otomatik yapıyor. value'yu otomatik alıyor. Şimdi o yüzden şurada şunu diyebilirim. Para from parts miktarla para birimi. Şimdi burada başka bir sıkıntı çıktı. Önceden string slice yani lirayı string'e dönüştürüyorduk. Bunda sorun yok. Ama şimdi para birimine dönüştürmesini istiyoruz. Bu para birimine nasıl dönüştüreceğini bilmiyor. Gelen bir string slice'ı. Öğretelim. O zaman diyeceğiz ki Chrome yine. From str geldik. For para birimi. From str hani F64'ü string slice'tan kendine nasıl dönüştürmesini incelemiştik ya şurada. Evet. Şu trait'i şimdi biz implement edeceğiz. Biz de kendi türümüz için implement edeceğiz. Şundan çıkayım. Yapalım. Ctrl space bastım. Diyor ki önce sen ne türde bir hata döneceksin? Para hatası. Benim hatam var. Ben kendi hatamı döneceğim. Tekrar Ctrl Space bastığımda kendi bizden istediği bir fonksiyon var. Zorunlu olarak implement etmesini istedim. Bir string slice alıyor. Result türünde data self error dediği para error dönecek. Self dediği de para birimi. Yani olumluysa bunu döneceğiz, olumsuzsa bunu döneceğiz. Tamam. O zaman işlerimizi yazalım. Önce bir match atacağız gelen S'ye. Ama
Şimdi biraz daha elimizi kolaylaştırmak için büyük harf küçük harf da verebilir. Bunu bir lowercase ile küçük harfe dönüştürelim. Büyük lira, L'si büyük falan yazdı diye hata vermesin. Onlar da geçerli bir şey. As ref diye de lowercase bildiğim string dönüyor. Biz bunu tekrar şu türde almak istiyoruz. String slice türünde yani. O yüzden as ref çağırdım. Burada lira verirse, TL verirse, yoksa hepsini, şimdi şunu vermesek bunların hepsine toString yazmak zorunda kalacaktık hocam. O yüzden. TL verirse, TL'nin sembolünü burada bilmiyorum nasıl oluyor. Okey. Ne verecek bize? Para birimi lira. Tamam. Bunu kopyaladım biraz şöyle. Dolar derse, dolar işareti verirse, bu da geçerli. Veya USD desin. Dolar. Euro derse, euro işareti verirse veya euro da diyormuş onlar galiba. O zaman Evet. euro dönsün. Şimdi bize kızıyor. Niye kızıyor? Exhaustive olması lazım. En son eğer hiçbiri değilse verilen bize error dön. Para error. Bizim error'umuz var. Kind. Para error kind para birimi hatası dönsün. Şimdi bize dedi ki böyle bir hata şu an yok. Yaparız. Yok. Para birimine gittik burada. Para birimi hatası ekledik. Ups, özür dilerim. Para birimi hatası ekleyince o bize yine diğer kısımları söyledi. Burada dedi para birimini de ekle o zaman. Tamam. Para birimi. Şurayı bir kapatayım. Para birimi ayrıştırma hatası dedik. Sonra başka bir yer şu an yok. Tamam, para birimi hatamızı ekledik. O zaman şurada into yerine artık bir slice'tan bir formata dönüştürürken ne istiyorduk? Parse diyorduk. Ve yine soru işaretiyle eğer error olursa para error şeklinde dönebilecek. Şu an yaptık. Testlerimiz bize kızıyor. Onları birazdan düzeltiriz. Şimdi tekrar çok vakit oldu. Oyalanmayalım. Son bir hamlemiz var. Yok. Slice pattern diye bir şey var. Videoda bu yabancı beyefendi anlatmış. Slice pattern'i şöyle kullanabiliyoruz. Biz böyle if diye açık açık explicit yazmak yerine match diyoruz. Şöyle geleyim. Match. Parçaları slice halinde alıyoruz. Eğer miktar, bunu ben kendim, biz koyuyoruz zaten. AB de diyebilirsiniz. Miktar para birimi. Yani iki tane ise Bunu ilk defa gördüm ya. şu kodu çalıştır. Onun zamanında Knightley'deymiş. Yani henüz daha çıkmamış. Şimdi 6 sene geçti tabii aradan. Şu an var. İki tane dışındaysa bize Error versin. error versin. İfler gitti. If'ler gitti. Tamam. If mif yok. Şimdi bunları kullanmadın diyor. Çünkü parçaları yazmışız. Şuraya parçalar sıfır miktarı kullanacağız. Para birimi yerine de parçalar biri kullan. Para birimi nokta parse. Tamam. Böyle de şöyle şöyle ayırmak yerine şunu şuradan alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şunu şuradan alıyorum. Şuraya koyuyorum. Şunlar artık bir kademeyi daha iptal ettim. Hatta şunu İptal et. şöyle sildim. Şimdi satır sığmadı da. Virgül. Tamam. Eğer iki parçaysa şunu çalıştır. Para from parse, miktar parse. Hata dönerse para error dönüyor. Para birimini parse etmeye çalışıyor. Hata dönerse para error'u buraya dönüyor. Eğer ki iki parça değilse bir tane, sıfır tane, üç tane, beş tane o buraya düşüyor. O da bizim format hatası kısmına düşüyor. Bu şekilde hocam kodumuzu rastlaştırdık. Hatalarımızı da düzeltebiliriz ama son aşama, son aşama, bir aşamamız kaldı. Test yapmayacağım. Zaten en sonda yaparız.
Biz şimdi ta baştan beri uğraştığımız şey bu. Paranın kendisine de from str implement edebiliriz. Ki zaten yaptık çoktan. Simple from str. Zaten yaptık. Nasıl yaptık? Ha, for para. Şimdi Aşağıda yok muydu bu? yok. O para birimi Yok, o için. parçaları içindi. Aynı. Para birimi içinde. Lira Ha. gelirse, dolar gelirse diye. Biz Evet, komple tamam. şu paranın şunun kendisini bir string slice'tan nasıl oluşturacağını öğreteceğiz. Ama zaten yaptık. Şimdi göstereceğim. Error deyince ne olur? Para error döneceğiz. Evet. Aha. Diğer istediği fonksiyon ise from str'den buna dönüştürmeyi nasıl yaparsın diyor. Biz bunu yaptık dedin hocam. Yukarıdan aldım. İşte burada hocam. Evet, Biz bunu zaten bunu burada oldu. yaptık. Kesip aldım. Kesip kesip. Neden diyeceksiniz? Input. Hadi şuna input deyip. Tamam. Bitti. Bitti. Artık bu fonksiyona da ihtiyacım yok. O fonksiyon zaten. Neden ihtiyacım yok biliyor musunuz? İşte vurucu darbe. Tüm emek bunun içinde. Neden ihtiyacım yok? Şunu Direkt diyebileceğiz buradan. artık. Bakın, string slice geldi ya. Evet. Nokta parse. Bana para türünde parse et bunu diyeceğiz hocam. Bu kadar. Çünkü from str implement ettiğimiz için para türümüze bu parsız string slice'lara çağırabiliyoruz artık. Otomatikmen çağıracak. Otomatikman. Şimdi şurası tabii bu artık bu değil. Bu bir para. Evet. From parse olacak. Tamam. Şu para birimi lira. Ha. Ya bu şekilde olacak testlerimizde. Yani esas nokta şuydu size diyeceğim. Tüm emeğimiz bunun içindi. Testleri düzeltiyorum bir yandan. Sizin yorumlarınız buyurun. Hani siz bir şey eklemek istiyorsanız Kürşat hocam sizde. Valla Yani son dönüştüğümüz hal hakkında ben parseyi hiç böyle kullanmamıştım mesela açıkçası. Yani hiç implementasyon pek fazla yaptığımı söyleyemem. Hata implementasyonlarını da pek fazla yapmamışım mesela. Bir AnyHow'u bazen kullanıyorum. AnyHow mesela otomatikmen hata implementasyonlarını yapıyor. Orada biraz daha kolaylaştırıyor işin doğrusu. Ama ben genelde hani if else de yapıyorum. Onu da yapmamın sebebi genelde şu. Yazılımı çok iyi bilmeyen kişiler biraz daha basit anlayabiliyor. Ama eğer bir proje geliştiriliyorsa işin doğrusu bu şekilde mesela implementasyonlar çok kolaylık sağlıyor. Çünkü sen sürekli bunu tekrar tekrar kullanacaksın. Tekrar tekrar kullanacaksın. Her defasında if else kullanmak yerine bu şekilde implementasyon olunca projenin geliştirilmesi açısından mesela kolaylık sağlıyor. Ama ben genelde keyif olsun diye yazdığımdan dolayı pek fazla implementasyon kullanmıyorum. O yüzden parseyi mesela böyle görünce ben yeni öğrendim bunu açıkçası. From str'yi falan filan yeni öğrendim. Parsenin tam olarak nasıl çalıştığını yani az çok biliyordum ama bu şekilde bir yöntemle kolaylaştırmayı bilmiyordum açıkçası. Hiç denememiştim de Ha, yani. işte ben de burada öğrendim şeyde bu videoda. Testlerimizin hepsi geçiyor hocam. Kütüphanemiz kullanıma hazır. Kullanan kişi sadece parayı import edecek. Public zaten. Hatta şunlar da public yapalım ya. Adam çağırmak ister haliyle. Ve parasını string slice'a şey yapıp parse edecek. Şurada da artık bunu dönmüyoruz. Para dönüyoruz. Bu şekilde hocam benim Basit yani bir bir binary kullanalım mı? Hemen şuraya. Hatta test kısmını derinleştirebiliriz istiyorsanız. Mesela daha hangi testler var falan diye de. Binary'de bir kullanalım. Şuraya bin oluşturdum. Demo res. Function main dedim. Şimdi burada ne yapacağız? Önce bir import edeceğim. Idiomatic Rust'tan hepsini alayım ya şimdilik. Şey yapmayalım. Burada da let p eşittir ler yazmışım. 15 dolar diyeyim buna da. Nokta parse. Şöyle para. Result dönüyor. Ben bunu
unwrap edeceğim. Hata verirse de burada patlasın. Aslında o detay vaktimiz olsa evet. Diğer kısmı da anlatabilirim. Mesela bunu return etmemiz de güzel olabilirdi. Ups. Main'de mi? Ha, main'de para veya para error return etmesi. Onda da sadece bir return yazmak yetmez mi acaba? Gösterebilirim hocam. Birazdan bakalım. Şimdi binerimizi nasıl çalıştıracağız? Cargo run tire tire bin diyeceğiz. Demo şeklinde. Para ve parayı ayrıştırdı. 15 dolar şeklinde verdi. Halbuki ben dolar ikonu şeklinde vermiştim. O bize dolar şeklinde. Dolara çevirdi. Dolara çevirdi. Şunu diyorum ben. İşte burada result. Siz bunu diyorsunuz değil mi? Result. Para. Para. Evet. Diyorum. Para error. Para birimi demişim. Pardon. Aynen para error. Bunu neden yapamıyoruz şu an? Yapabiliriz. Yapalım mı hocam? Çok kısa. Tamam olur. Unwrap etmeyeceğim. Ben bunu dönmek istiyorum. Aynen bunu dönmek istiyorum değil mi? Bu result türü. Evet. 15 doları parset. Bu ne dönüyordu? Result türü. Aynen bakın. Para, para error. Para, para error. Bunu neden dönemiyorum? Bize söyleyecek. Diyor ki parada paraya sen std protest termination trait'ini implement etmemişsin. Main fonksiyonundan kaynaklı bu. Main fonksiyonu sonlanırken termination istiyor. Burada da çok güzel izleyenlere evet. Güzel bir örnek verelim. Rust'ta orphan rule diye bir şey var. Öksüz kuralı. Öksüz kuralı mı? Yetim mi? Orphan rule. Termination istedi değil mi? Vereyim. Impl termination for para. Control space yaptım. Zaten report diye bir şey varmış. Exit code istiyor. Şunu alayım. Hangisini var? Success. Para dönerse success. Kopyaladım. Para error dönerse failure. Bu bize hala kızıyor. Implement ettik. Orphan rule şu. Siz biliyorsunuz zaten hocam. Ya trait bize ait bilmiyorum. Olacak. Yo biliyorsunuz da. Şimdi biz burada bir trait implement etmek istedik. Ya trait bize ait olacak. Evet. Ya şey bu crate'in içinde olacak. Yani şu an içinde olduğumuz dosya var ya. Ondan bahsediyorum. Tamam. Ya da type bize ait olacak. Para. Şimdi para bize ait demeyin. Parayı biz buradan çektik. Burada bakın import etmişiz. Evet. Para buranın içinde bize ait değil. Termination da bize o zaman ait değil. Termination'ı yok. Ha, aynen. Oraya senin olmayanı senin olmayanı implement edin. Ya termination'ı burada tanımladığın bir struct'ın olsaydı zaten yöntemlerden birisi o. Bunun iki yöntemi var. Şimdi ya gidip kütüphaneyi değiştireceğim ama kütüphane senin değilse başkasınınsa wrapper yöntemi var işte. Mesela adam şöyle diyor. Bir struct oluşturuyor. Para W diye. İlla bu isim olmasına gerek yok da zaten bunu yapacağız isterseniz. Buranın içine de şeyi koyuyor. Para türünde diyor. Sonra bu termination'ı buna implement ediyor. Döneceği şeyi de parayı da bunun içine koyuyor. Para W'nun içine koyuyor. Evet. Şu şekilde. Şimdi dönmüş oldu. Şimdi biz bir kattan şey yaptık da yani yine hata veriyor da. Yani bu şekilde diğerini de yapmamız lazım vesaire. Error da bizim değil. Onun yerine ben şimdi şey yapacağım. Zaten çok ığladım da Kürşat şu an ağzından köpükler çıkıyordur Kürşat'ın. Yo ben hiç duymuyorum ya. Siz odaklısınız. Kürşat onlara odaklı. Ben kapattım mikrofonu da ondan duymuyorum. Şimdi bunları ben direkt aldım. Ben direkt ait olduğu yere implement edeceğim. Şurada aşağı geldim. Ne diyeyim? Errorların altında. Şurada implement et dedim. Para kendini. Termination burada importlu değil tabii. Hemen import edelim. Şimdi burada hata vermeyi kesti. Şuna ihtiyacımız yok burada artık. Dönebiliriz. Cargo run, trebin demo. Şu an dönüyoruz ama bir şey yapmıyoruz. Mesela şu olur mu? Mesela save diyeyim. ASD bir text diye bir şeyi. Kaydetmedi. Neden? Çünkü bir output'umuz yok. Mesela bunu şey olarak sunmamız lazım.
nasıl diyeyim? Mesela println gibi, anladınız mı? Println gibi böyle şeye sunarsak Yazamaz mıyız içine? std_out'a şey burada mı? Burada file write falan filan diye uğraşmak yerine output'u ben direkt hani bu shell'de Evet, yazma içine komutları var yazdırmak ya, ha, istiyorsun. onlarla kullanmak istiyorum o yüzden. Şimdi daha isterseniz devam edebilir mi hocam? Birkaç şey daha var. Varsa yani az önceki konuyu mesela yeni izleyenler için ya da object oriented konusunu hani neden object oriented'da problem oluyor da Rust bu konuda biraz daha iyi. Mesela bu termination bizim main programında bize ait değil. Para da bize ait değil. Para da başkasının kütüphanesi aslında. Biz şimdi Şuradayken öyle. mesela Şuradayken eğer öyle, evet. evet mesela object oriented'da uzunca bir süre problem olmuş bu. Ama daha sonra bilmem interface'leriyle falan düzeltmeye çalışmışlar. Encapsulation ile düzeltmeye çalışmışlar. Rust bunu direkt bu şekilde yapıyor. Yani diyor ki sana ait olmayan bir kütüphaneyi alıp üstünde seninmiş gibi kontrol edemezsin. Bunun sebebi de mesela diyelim ki sen de bir kütüphane yazıyorsun. Bu kütüphane ayrıca başkasının kütüphanesini de kullanıyor. Sen kalkıp onun kütüphanesini sendekiyle otomatik kontrol edemezsin. Yani Sebebini orada bir net çatışma söyleyeyim mi hocam? yaşanmasın. Aynen. Aynen o. Aynen o. Mesela şimdi bunu aldım. Çatışma. Buraya koydum. Bak ben burada bunu implement edebilseydim. Burada failure döneyim diyelim. Tamam, ben bunu burada implement edebilseydim. Buradakiyle çatışacaktı. Çünkü kütüphaneyi yazanın kendisi bir şey implement etmiş. Ben de burada Sen de üstüne edebilseydim yazıyorsun. üstüne yazmış olacaktım. Buna kesinlikle izin vermiyor. Seninse yaz diyor. Senin Üstelik değilse ikisi de yaz. sana değil. İkisi de sana ait değil bu arada. Yani ne Evet. termination sana ait ne para sana ait. Aynen, aynen Dolayısıyla öyle. sen iki tane kütüphaneyi alıp onların kendi oluşturdukları implementasyonları bozduktan sonra alın size ben yeni bir kütüphane yazdım dediğin zaman bir başkası mesela senin kütüphaneni kullansa o kişi ana kütüphanedeki veriyi mi kullanmış olacak? Senin implementasyonunu mu kullanmış olacak? Mesela burada bir İşte çatışma, bu çakışma wrapper'da oluyor mu? mesela, wrapper demiştim ya, yani bunu bir şeye sarıyoruz başka bir Evet. struct'ta. Onda bundan dönen termination'ı senin kendin zaten handle etmen gerekiyor. Ya da bunu ne deniyorsun? Susturuyor musun diyeyim. Kasıtlı olarak susturuyorsun. Yani kazara bir şeye izin vermiyor. Kasıtlı yapıyorsun. Evet. Ona izin veriyor kasıtlı yaptığına. Bir şey daha yapabilirim hocam istiyorsanız. Tamam, olur. Ufak bir şey daha yapayım. Rust'ta sık yaptığımız bir şey mesela, yani kütüphanelerde rastlarsınız mesela examples klasörü, değil mi? Evet. Examples diye klasör var. Şimdi bu nasıl kullanılıyor? Mesela şuraya cli.rs diyeyim. Println. Şimdi bunu çağırırken kargoran --examples cli diye çağırıyoruz. Bunu görüyor. Direkt görüyor. A diye yazmıştım, geldi bize. İşte examples'ın içine direkt böyle yapabilirsiniz veya ben şunu tercih edeceğim. Terminalde examples'ın içine gidiyorum ve oraya yeni bir sıfırdan bir Rust projesi oluşturacağım. Kendi kargo toml'ı falan olacak. VCS'nan demek versiyon kontrol sistem, yani git olmasın. Buranın git'i kullansın. Kendi iç git'i olmasın diye bu şekilde yazdım. Oluşturdu. Şu cli'yi sildim. Şimdi burada cli diye bir proje var. Çok güzel. Şundan çıkalım. Şunu küçülttüm. Cli diye bir proje var. Onu çalıştıracağım. Demin nasıl çalıştırmıştık? Cargo run --example cli. Enter dedim. Cli diye bir yer yok dedi. Var burada. Bunu tanımıyor. Bunu neden tanımıyor? Bu direkt içindeki bir ares olsaydı cli'yi o şekilde arıyor. Onun dışındaki Evet. vereceklerimizi biz kargo toml'da tanıtmamız lazım. O yüzden kargo toml'a gidiyorum. Şunu tekrar terminali kapattım. Kargo toml'da mesela ben burada sevdiğim şeylerden biri lints.rust unsafe orbit. O zaman bu kütüphanenin şeyine bakan, ha, unsafe kod yazılmamış diye görebilecek. Ve buraya
iki tane şey, iki tane köşeli parantez. Zaten kendisi önerdi direkt. İki tane köşeli parantezde bunları verebiliyormuşuz. Example. İsmi Kli. Dosya yolu. Patch yazdım. Pet. Nerededir? Examples. Nokta examples. Kli. Src. Main.rs. Artık benim o Kli'min nerede olduğunu biliyor. Hello World demesi lazım. Hello World. Kli geldi. Evet. Şimdi neden adını Kli koydum? Çok şimdi millet yazmaya uğraşmasın diye şöyle bir şey var. Rust'ın kendi kitabı bu. En baba kaynak burası bence hocam. Siz daha iyi bilirsiniz de. Evet. Her şeyin en güzel örneği burada var. Guessing Game diye hemen ikinci chapter'da ufak bir şey yazdırıyor bize. Oranın en sonuna gidip bu kodu alıyorum buradan. Guessing Game. Aldım. Bu tahmin üstüne yapmış. Siz şimdi tahmin etmişsinizdir. Biz paramızı ayrıştırma üstüne yapacağız. Şimdi geliyorum yukarıya. Guess the game. Hayır. Para ayrıştır. Gerçi bir şey gençlere nasıl kod araklanır falan onu mu göstermiş olduk hocam? Ne yaptın? Şu anda yapay zeka çalıştırıyoruz ya. Kopyala yapıştır yaptık. Para ayrıştır dedim. O da bir yerde öyle. Doğru. Doğru. Aslında ayrıştır. Aynı. Miktar ve para birimi girindeyim. Tamam. Şunları ben istemiyorum. Hiçbiri lazım değil. Loop'ta bir bizimkisi guess değil. Bizimkisi ne? Para diyeyim. Para. Bir para stringi oluşturuyor. Mutable. Bu std.io. Gelen input'u satırı oku. Satırı bu string'e yaz. Okay. Şimdi buradaki parse bizim için parse değil. Ben bunu buradan siliyorum. Bunlar bizimle ilgili değil. Sağını solunu space'leri, new line'ları, hani yeni satırları falan kırp. Şu U32'yi silelim. Nokta. Parse. Trim'le dönüyor. Guess yazıyor. Guess yazıyor. Ha guess yazıyor. Trim sağını solunu siliyor. Ha tamam. Böyle bir şey. Ha parse. Para evet, diyeceğim. Parayı evet. Bilmiyor. Para nerede diyecek. Imported. Use idiomatic rust. Hepsini al şimdilik. Bu aslında sağlıklı bir yöntem değil. Neyi kullanıyorsak onu almamız lazım da. Tamam. Para, trim, parse. Paraysa okey paraya dönsün. Ya da print edelim ya. Aynen. Aynen. Print elen. Num değil. Para. Error'sa da o zaman match'e de gerek yok. Sen de git. Error'sa da error'u dönsün. E'yi alacağız tabii gelen error'u istiyorum. Şurada niye hata veriyor? Bir saniye trim'i bir silsem. String'de parse çağıramazsın diyor. Parse nokta yazıyor şu an. Niye öyle? Yanlış mı yazmışım? Ha yok, ya şey parantezi koymamışım ya. Pardon trim'le ilgili değil. Evet, bize dedi ki ben parayı nasıl yazdıracağımı bilmiyorum dedi. Display yok. Şimdi gidip kütüphane başkasının gidip orada şey şöyle yapalım o zaman. Şöyle diyeyim. Para diyeyim. Şey yazar ya. Direkt yazar aslında süs şey yapsa. Ben öyle istemediğim nokta... için işte şey yazsın. String'ini yazsın. Mesela error'da o hatayı vermedi çünkü error'da display implement ettiğimiz için kendini nasıl göstereceğini biliyor. Şimdi anlayacaksınız.
para şöyle p nokta miktar p nokta para birimi. Para birimi kendini nasıl göstereceğini bilmiyor. Hadi para birimine de yapı vereyim ya. Gel hadi gel. Şuradan yapayım hocam hemen 2 dakikada. Para birimi nerede? Para error'dayız. Ha, para birimi. Para birimi str'den kendini dönüştürmeyi biliyor ama kendini nasıl göstereceğini bilmiyor. Para birimi. CTRL space yaptığımda fmt geldi. Match atacağım. Self. Eğer para birimi liraysa formatıra lira yazacağım. Dolarsa dolar işareti koyacağım. Euro ise euro işareti koyacağım. Evet. Tamam. Şimdi gittim main'e. Tamam. Şimdi hatalar evet. Gitmiş. Bu neydi? Zaten bir türlü yazsan olurdu herhalde şimdi. Direkt P diye versen olmaz mı? P diye versen. Direkt P diye görür. Direkt P diye olmaz. Görür şu anda. Hazır mısınız olmayacağına? Yapıyorum. Niye? P'de yok mu? Çip P'de paraya... yok. P'de yok. Evet. Her type evet. Kendinden sorumlu. Bak siliyorum. Kaydettim. Bak bağırdı. Ne diyor? Parada display yoktu. Yani paranın display'ine de bunu yazabilirim istiyorsanız. Yazayım mı? Parada kendini böyle göstersin. Bunun aynı şey. Bu biraz katı bir şey oluyor da çünkü. Yani parayı böyle göster demek. Display. Çünkü kütüphaneyi kullanan kendine göre ayarlayabilirdi. Hemen ayarlayalım. Function format. Write. Makrosunda formatıra. Buraya şunu bir yapıştırayım. Aynen. Self olacak şunlar. Tamam. Şu an P diye yazdırabiliriz. Yok zaten para tireyi de yazmaman lazım aslında mantıken. Onu ben bilerek tek satır hani şey böyle kendimce bir görsel oluşturdum anladın mı? Onu kendi sunduğu yazım şekli değil ben ona bir şey vermek istedim. O yüzden öyle yazdım. Şimdi böyle yazabiliyoruz artık. Çünkü kendini nasıl göstereceğini paraya öğrettik. Evet çalıştıralım. Hazır mıyız? Example clear. Evet. Miktar ve para birimi girin. Tamam. 42 lira. Para 42 lira diyor. 15 tamam. Dolar. Tamam. Bize kendini dolar olarak göster dedik. O dolar olarak. Yanlış vereyim. 42 A lira. Miktar ayrıştırma hatası. 42 dinar olmayan para birimi. Para birimi ayrıştırma hatası. Komple hatayı vereyim. 42 lira dolar. Miktar ve para birimi şeklinde verin. Örneğin 42 lira. Şu an bir CLI kütüphanemizi kullanarak bir CLI application yazdık mesela. Bunu başka şekilde de olabilirdi. Yani bu örnek olarak. Böyle bir şey evet, hocam. Evet güzel oldu hocam ya. Daha da geliştirebilirim olur. İstiyorsanız ama vakit kaç saat oldu bilmiyorum. Şimdi bir mesela bir buçuk saate geliyor. Arcs muhabbeti var ya. Hocam şimdi mesela. Sinirlenmeye başladı. Şöyle arc verebiliyoruz ya şurada. Mesela. Evet, direkt buradan parametreyi buradan verebiliyoruz. Buradan mesela 42 lira, lira 35 dolar falan gibi verip de bunu da ayrıştırabiliriz. Yani sınırsız gidiyor. Onlar artık hani kullanıcının keyfine. Evet. Bu şekilde hocam. Buyurun. Sizdeyiz. Ellerinize sağlık. Daha doğrusu ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim hocam. Teşekkür ederim. Valla ben kendim hiç böyle implementasyonları anlatmış değilim. Bunlar daha hani daha çok ne bileyim abone sayısı artarsa öyle bir sözüm var. Ancak o zaman eklemesini anlatmak istiyorum diye hep söylüyorum kendime. Ama sen bayağı anlattın ya. Özellikle error implementasyonu biraz zor. Mesela Rust'ta. Daha doğrusu can sıkıcı. Ha, yani güzel uzun uzun. Ya o soru işareti var ya mesela soru işaretini atmak yeni kullanıcılar için çok karmaşık geliyor. Ya da unwrap ne demek?
da çok kullanıcılar için sıkıntılı oluyor. Ben hani kendim de bazı öğrencilere anlattığım zaman en çok anlamakta zorlandıkları kısım o result. Yani unwrap niye var mesela? Parse ediyorsun ya. Diğer dillerde mesela parse direkt sana bilgiyi veriyor. Diğer dillerde genelde. Hepsinde değil ama genelde veriyor mesela, sana değeri veriyor. Vermezse zaten program çöküyor, bilmem ne oluyor. Ama Rust'ta mesela sana direkt değeri vermiyor. Sana result değerini veriyor. Sen onu kontrol et diyor. Bu aslında proje için ya da geliştirme için gayet güzel. Yani kontrol mekanizmasından sapmıyorsun. Ama işte yeni kullanıcılar mesela bunu anlamakta biraz zorlanıyor. O soru işareti mesela çok kafalarını karıştırıyor. Ya da unwrap etmesi kafalarını karıştırıyor. Ama çok da zor değil aslında anlaması. Fakat dediğim gibi yani yeni yazılım öğrenen kişiler için o soru işareti biraz ya da unwrap konusu... Schrödinger'in kedisi muhabbeti var ya hocam, onun gibi düşünmesi lazım. Yani kapalı veriyor, o kedi hem ölü hem canlı. Biz açana kadar. Açarsak yani hatayı da görebiliriz. Yani evet. Kedi canlı da olabilir, ölü de olabilir. Açmadan gezdiriyoruz kutu tipinde. O tip ne? Kutu tipi. Evet. Gezdiriyoruz kutu şeklinde. Kutu kabul eden her yere i̇şte o kutuyu veriyoruz. Ama işte açınca çok şey olmuyor işte mesela. Rust mesela ona izin vermiyor. Daha çok diyor ki ben göreceğim yani ne var ne yok göreceğim. Sen de onu kontrol et diyor mesela. Result değeri biraz onun için. İşte tabii kullanıcılar tabii, için bir miktar sıkıntı oluyor mesela. Evet. Bu açıdan mesela aslında belki ilk anlatılması gereken konuların başında belki bu geliyordur. Çünkü hani bir kullanıcı diyelim ki bir kodu gördü. Bizde her şey mesela ezber kalıplar içerisinde gidiyor. Kopyala yapıştır yapıyorsun. Çalıştı diyorsun. Yani çalışması seninle alakalı bir şey değil. Eğer sen orada olup biteni anlamadıysan mesela. Çocuk bakıyor, görüyor. Tamam diyor, ben anladım diyor. Yaz diyorsun, yazamıyor mesela. Çünkü o soru işaretinin anlama geldiğini anlamamış. Result'u anlamamış ya da options'ı anlamamış. O yüzden aslında belki de öğrenciler için zor olsa da İlk öğrenmeleri gereken konular aslında bunlar yani bir programlama dilinde. Belki. Hani bu benim tabii görüşüm. Şöyle belki hani ben mümkün Rust öğrenirken olabilir. Diğer dillerde çünkü bu mantık var mı bilmiyorum. Ben çok dil bilmiyorum da. Yani Python, JavaScript gördüm. Kürşat'tan Visual Basic gördüydüm yıllar önce. Yani onlarda yok. Mantığı görmedim. Yok. Ben bildiğim çok az programlama dilinde bu var. C'de muhakkak vardır şöyle tabii. Şöyle yaklaşabilirsin ama. Mesela bir request gönderiyorsun, await'le sonucunun ne olduğunu bilmiyorsun ya. Hani error da olabilir. Evet. Veya istediğin sonuç da olabilir. Oralarda belki buna benzer bir yer var. Onun dışında diğer elinde yok. Öyle. Ama hocam sen dedin ya. Pending'de duruyor. Değil mi? Aynen. Sonucunu bilmiyorsun. Yani aldığında error da dönebilir örneğin. Sen öyleymiş gibi devam ediyorsun. İşte sayı gelmiş, ben buradan sayı aldım, para birimi geldi, ben böyle devam edeyim diyorsun. Ama işte mesela o çok sağlıklı değil. JavaScript'te mesela öyleymiş gibi davranıyorsun. Python'da mesela ama öyleymiş mesela gibi devam ediyorsun. Try'ın içine aldığın zaman, try catch'in içine aldığın zaman örneğin, sen o hata ayrıştırımını yapabiliyorsun mesela. Benzer şeyler var ama hani Rust'taki yapı bence bayağı güzel.